Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim köfte çanakları. Öncelikle köfteyi yoğurmadan önce patatesi sizlere göstereyim. Şurada 3 adet ufaklarından yani orta boydan biraz daha küçük patatesi küp küp olacak şekilde doğradım kabuğunu soyduktan sonra. Üzerine geçene kadar da su koydum. Şimdi bunu ocağa götüreyim. Bu yavaş yavaş haşlanırken ben köftemi yapacağım. 400 gram yarı yağlı dana kıyma kullanıyorum. 1 adet yumurta. 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biber. 1 adet orta boy kuru soğanı rendeledim. 2 diş de sarımsak. 1 su bardağı ekmek içi. Ben ekmek içini bayağı kurutuyorum. Kuruduktan sonra ufak ufak doğrayıp robotu atıp blenderdan robottan çekiyorum. Sizler de yarım su bardağı galeton ilave edebilirsiniz. Şimdi köfteyi 2 dakika boyunca iyice harmanlanana kadar yoğuruyorum. Köftenin en önemli püf noktası arkadaşlar iyi yoğrulması. Lütfen bu aşamaya dikkat edin. İyi yoğurmazsanız köfteleriniz dağılacaktır. Köfteyi yeterince yoğurdum arkadaşlar. Tamamdır. Güzel kıvamlı oldu. Önce kabuğun altını birazcık yağlayacağım. Şöyle hafif elimle. Zaten elimi yağlayacağım için sıkıntı değil. Elimde biraz yağlıyorum. Büyüklüğünü istediğiniz gibi bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz büyük, küçük. Ben hemen hemen bir mandalina büyüklüğünde yapacağım. Önce bir hepsini şöyle yuvarlayayım. Artık kaç tane çıkarsa bilemiyorum. Bu elimi yaptıklarımla 2 tane bir kişi rahatlıkla yeterli gelir arkadaşlar. Yuvarladıktan sonra sıvı yağını yine alıp şöyle elimle bastırıyorum arkadaşlar. Hafif ortasını isterseniz de şöyle elinize de alabilirsiniz. Daha rahat yaparsınız. İçini şöyle parmağımla ittirerek genişletiyorum. İçine daha fazla böyle patates püresi koymak için biraz daha genişletebilirsiniz. Bu şekilde. Arada elinizi yağlarsanız çok daha rahat yapacaksınızdır. Arada elinizle şöyle için biraz da inceltebilirsiniz. Köftelerin hepsinin şeklini verdim. O kap biraz küçük geldi arkadaşlar. O yüzden böyle büyük bir kaba aldım. Şimdi 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında sadece kuruduğunu görünce hemen alın. Maksat buradaki patates püresini döktüğümüz zaman altında böyle bir çiğlik olmaması için. Köfteleriniz hafif böyle kenarları kırılacaktır. Küçülecektir. Hiç sıkıntı değil. Öyle oldu diye benim köftem olmadı diye düşünmeyin. Çıkarttıktan sonra göstereceğim sizlere de. Patatesler haşlandı arkadaşlar. Dibinde birazcık suyu var. Kalsın suyu. Hemen patatesleri sıcağıyla eziyorum. Hemen ocaktan aldığınızda ezin arkadaşlar. Yoksa zorlanırsınız. Böyle iyice haşlansın. İçerisine 1 yemek kaşığından daha az tereyağı, biraz tuz, biraz da karabiber ilave ediyorum. Üzerine rendelediğim kaşardan şöyle bir avuç alıp içine ilave ediyorum. Çok değil. Karıştırıyorum. Tereyağı
eriyene kadar şöyle karıştırayım. Tamamdır. Bunu şimdi kenara alayım. Hemen üzerine bir salçalı sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığını böyle çok aşırı doldurmadan salça bir su bardağı da su ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Şöyle çırpıcıyla çırpıyorum. Tamamdır. Sosum da hazır. Şimdi bir yemeğe bakayım. Fırından çıkartayım. Köfteyi fırından çıkardım. Fırını kapatmadım arkadaşlar. Birazcık derecesini düşürdüm. Bu kadar sadece içinin kuruması yeterli. Şimdi içerisine yeterince patates püresinden dolduruyorum. Bunu bezelye yani garnitürle de yapılıyor arkadaşlar. Arzu ederseniz siz de öyle yapabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel oluyor. Ama ben böyle daha çok seviyorum. İyice içini dolduruyorum bol bol. Fırında çok aşırı tutarsanız köfteleriniz biraz dağılma yapabilir. Gene sorun değil. Yapmaya devam edin. Siz doldurun. Ama eğer böyle az pişirirseniz daha iyi olacaktır. Patates püresini doldurduktan sonra üzerine kaşar bırakıyorum. Şöyle bir avuç bırakıyorum. Hafif böyle kenarlardan taşsın. Hazırladığım salça soslardan üzerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar bırakıyorum. Böyle çok fırında tutmayacağız arkadaşlar. Üzeri kızarana kadar sadece. Zaten köfteyi biraz fırında pişirdik. Şimdi fırında da kızaracak. Üzeri kızarana kadar köfteler de pişecektir zaten. Bu salça sosu sayesinde daha yumuşak olacak köftelerimiz. Tamamdır. Biraz patates püresi kaldı arkadaşlar. Onu da şöyle yuvarlayıp hemen yan tarafına bırakayım. Onu da o şekilde pişireceğim. Onun üzerine biraz kaşar bırakayım. Şimdi tekrar 200 derecelik fırına götürüyorum. Sadece üzeri kızarana kadar. Üzerini kızardıktan sonra fırından çıkaracağım. Yemeği fırından çıkardım. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Hatta biraz fazla bile kızarttım arkadaşlar. Gayet güzel pişti. Bir 15-20 dakikada üzeri kızardı. Hemen servis tabağına alayım. Hiçbir şekilde dağılmadan. Görüntüsü harika. Özellikle sofralarda böyle şık sunumlar yapmak isteyenler için çok güzel bir ana yemek oldu. Hemen şöyle ortadan kesip videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.